Benden selam olsun Bolu Beyine, Bolu Beyine. Benden selam olsun Bolu Beyine, Bolu Beyine. Evet efendim. Zaten sevgili Cüneyt Arkın, değerli aktrisimiz, onu kaybettik. Onun anısına efendim ne dedim? Benden olsun, selam olsun Bolu Bey'in efendim. Evet, kimse ölümsüz değildir, eceli gelen gidecektir. Evet efendim, bu kadar mücadeleden sonra geldim eve. Ondan sonra merhabalar efendim, merhabalar. Büyük bir çınar aramızdan yine ayrıldı. Ay. Ay, birkaç tane kola aldım efendim. İçeyim dedim yani. Hava da güzeldi bugün. Aa, Naciye, nerede yapıyorsun kız? O yemeği. Nisa, hoş geldin canım, hoş geldin. Evet efendim. Ne yaptım? Birkaç kişi daha gelsin böyle. Zaten YouTube kanalımdan da atıyorum, izliyorlar. Ne yaptım? Yaptıklarım aşikarca, alenen ortada. Şimdi onları montajlayacağım. Ondan sonra şey yapacağım. YouTube kanalıma atacağım efendim. Yani öyle efendim. Ya arkadaşlar, el sallıyorsunuz da şimdi yorum bana gelmiyor. Soru bana gelmiyor. Sürekli el sallıyorsunuz. Biraz el sallamayın ya. Kendinizi kamyonetin üstünde mi zannettiniz veya bir partinin otobüsünün üzerinde veya şeyde mi zannettiniz el sallıyorsunuz? Ne bu? Yani insan oraya bir selam yazar. Nasılsın Sibel der. Veya ne bileyim ben. Moda oldu herhalde. Aa. Evet, bugün menüde ne var efendim? Şimdi manava uğradım. Taze gelecekmiş. Biber dolması. Biber dolması. Dünden biraz kıymam vardı. Onu çıkarttım. Buzluktan aşağı koydum. Ondan sonra bakkal abladan almaya çalıştım. Bakkal abla dedi ki ne? Az sonra gelir dedi. İyi tamam ablacığım dedim. Gelirse bana haber et dedim. Ondan sonra maydanoz gelir mi dedim. Yok dedi. Aa, ne olmuş ki? Hani gözaltına alınmıştı Okşan. Aa. Gözaltına alınıp salıverildiğini biliyorum ben. Ne oldu ki? Aa, tabii ki üzülürüm yani. Tabii ki üzülürüm. Neden olmasın? Ya arkadaşlar, ben şunu söylemek istiyorum. Benim Okşan'la problemim yoktu. Sadece ben Okşan'a kendim şey yaptım. Yoksa Okşan'la 24 saat biz görüşüyorduk. Benim problemim yok. Ben kendim ona şey yaptım. Çattım. Tabii ki üzülürüm yani. Tamam, serbest. 19 saat. Ha. Abla şimdi 19 saat de az değil yani. 3 saat daha koysan 19-20 20 6 saat daha, pek matematiğim yok da. Ha, öyle mi canım? Olsun, etsin, o yaşlı kadını diyorsun değil mi? Olsun. Ha. Ya canım, etsin, bana istediğini etsin yani. Ben o
şeyden bahsediyorum. Yaşlı abladan bahsediyorum. 5 saat daha olsa koysan 24 saat. Yani 2 gün. Ne yaptı? Video mu çekiyordu da öyle oldu? Geçen sene de onun başına öyle bir olay geldi değil mi Okşan'ın? Öyle hatırlıyorum herhalde ben. Yeni bir madilik bıkacıyla filan madileşti orada değil mi? Ha, bizlere karşı gelen bir kıcıyla madileşmişti. Abla Hollanda'ya gidecekmişti. Ben Hollanda'ya şu şekilde gideceğim. Şey olarak, kalıcı olarak değil yani. Ama gezme amaçlı düşünüyorum. Sevgilim Gündür şeyde Hilversum'da ama ben gittiğim zaman Amsterdam'da kalacağız orada. Amsterdam'da kendisine yakın zaten. Saygılı ol, engellemeyin. Bak ne güzel izliyorsun. Tamam canım. Kimsenin hakkında bir şey yazma. Kimseye laf söyleme. Ha yok yok. Ben şimdi saat kaç? Güneş Sara hoş geldin canım. İstanbul'u yarim merhabalar. Efendim bu koptum bu gece biliyorsunuz. Ondan sonra Günür Hanımefendi geldiğinde az kaldı zaten sayılı günler var. Yani belki de bir kısmını şeyde de çekebiliriz. Amsterdam'da, Hollanda, Amsterdam'da çekebiliriz yani. Ama her ne kadar Günür söylemedi değilse de ben ne yapayım efendim? Yani kesin bir şey olmadığı için söylemedi de ama Günür beni kırmaz zaten. İnşallah bir kısmı da zaten İstanbul'da da çekilecek. Ankara'da. Ankara, İstanbul, Amsterdam, Hollanda'da. Koptum bu gece. Evet. Kısmet nasip efendim. Her şey kısmet nasip yani. Bir insan, insanoğlu dün ağlar, bugün neşeli olur. Bugün ağlar, yarın neşeli olur. Bugün neşeli olur, yarın ağlar, hüzünlenir. Yani. Bestami Baysal, hoş geldin. Gel çocuğum. Dün geceki halime. Zaten şöyle videoları çektiğim zaman özellikle canlı yayın yaptım o gittiğim yerlerde, vergi dairelerinde vesaire. Onların montajlaması falan da biraz güç oluyor. Normal video çekseydim yani 2 gün sürerdi. O yüzden kolay değil yani canım benim bir tanem. Ben de severek yapıyorum bu işi. İçimden gelerek yapıyorum canım benim bir tanem. En azından çor yapmıyorum. Ondan sonra çoru bıraktım, ettim. Bak 12 sene cezaevinde yattım. Kolay mı efendim? Hep çordan. Ya kolay mı? Şurada emek veriyorum. Oradan 250-300 de gelse Allah bereket versin. Yani hoşuma gidiyor. Bir emek veriyorum çünkü YouTube kanalıma. Nicole gelmiş de Nicole'den sonra yorumları göremedim. Soruları. Jalil. Ha Jalil beni takip ediyor herhalde efendim. Hoş geldin Jalil. Çakkaş. Evet, 12 yıl. Aha, Caner.
12 sene bir fil. Ben kaç yaşındaydım? İlk cezaevine girdiğimde ...12 yaşındaydım. Adana'da. Niye girdim? Komşularımızla birlikte bir yerden geliyorduk. Beni de götürmüşlerdi. Ben de aynı zamanda köçeklik de vardı. Yani güzel böyle kıvırırım, oynarım böyle. Bir de şarkı da o zaman bu kadar yetenekli değildim şarkı olayında mesela. Düğün salonu muydu? Herhalde öyle bir şeydi. Aşiret düğünüydü. Oradan gelirken işte balinalara takıldık. Balinalara takılınca madilik şugariyetini bana verdiler. Hani ben yaşım küçük diyerekten. Bir Adana'da kaldım. Tata Ramazan'ın çevirdiği şey Kadir İnanır'ın Tatar Ramazan filmini çevirdiği Adana Kiremithane cezaevinde. Ondan sonra burada şeyde kaldım. Sincan, Ankara Sincan Kadın Kapalı cezaevinde yattım. Ondan sonra Konya'ya gittim. Konya'ya gittim derken yani sevk olarak oluyor. Bir doktora gidersin de muayene eder de başka bölüme sevk eder ya efendim. Ondan dolayı oraya gittim. Ondan sonra Konya, Akşehir'de yattım. Nevşehir'de yattım. Yozgat'ta yattım. Keskin'de yattım. Kırıkkale'de yattım. En son açık hakkım doğduğunda son bir yıl kala efendim Kocaeli Kandıra'da yattım efendim. Orada da zaten Biricik'i tanıdım. Ben zaten oradaydım Biricik geldiğinde. Biricik Sultan'dan bahsediyorum. Oradan da baktım ki çamaşırhanede çalışıyordum efendim orada. Kendi kendime patikler örüyordum. Bir şeyler örüyordum. Çakmaklık vesaire satıyordum. Çünkü bu evim üçkağıtçı, dolandırıcı, kocam diyemeyeceğim, eski hayat arkadaşım da diyemeyeceğim. Onun tarafından kiraya verilmiş efendim, vesaire vesaire. O yüzden zaten Allah iflah etmiyor onu. Bundan dolayı ha para gönderiyor muydu? Gönderiyordu. Ziyaretime geliyor muydu? Geliyordu. Yani. Çünkü benim yattığım Kocaeli Kandıra'da açık cezaevinde 5000, 6000 gıcı vardı. Bir yemek alabilmek için sıraya giriyorsun. Artık için böyle kıyılıyor. İçin kıyılıyor, acıkıyorsun. Ama sıra. Disiplin yani. Ama çalışan olduğu zaman da önden alıyordu. Biricik de engelli olduğu için zaten şey yapıyordu. Ben bakıyordum ona işte. Ha. Parayla bakmadım ben ona. Gönüllü olarak baktım. Daha sonra kız kardeşim geliyordu. Yeğenlerimle beraber ziyaretime. Annem de şimdi gelmesin birkaç kere geldi. Ondan sonra tabii orada kapalı cezaevinde haftada bir kere 10 dakika görüş vardı. Telefonla görüş vardı. Şimdiki sistem bilmiyorum. Herhalde görüntülü oldu. Onu bilmiyorum efendim. Sonra ben açık cezaevinde istediğin kadar arayabiliyorsun 12'ye kadar. Akrabalarını, aileni, yakınlarını, arkadaşlarını. Ondan sonra annemi aradım ben. Annem cevap vermiyor. Ertesi gün oldu. Uyuyamadım. Yine aradım. Yine aradım. Hayır, maalesef cevap vermiyor.
Kız kardeşimi arıyorum. Ya diyor ki camiye gitti diyor. Veya diyor komşuya gitti diyor. Ondan sonra tabi bana telefonda söylemiyor kız kardeşim annemin öldüğünü. Açık görüş vardı ayda bir. Ankara'dan şey pardon çok özür diliyorum efendim. Adana'dan Kocaeli Kandıra'ya geldi kız kardeşim açık ziyaretime. Ben de o arada kaç şey bitirdim orada, üniversite bitirdim. Yani kaç bölümlerden geçtim efendim. Ön muhasebe destek muhasebe şeyinden geçtim. Güzellik uzmanlığı, tekstil vesaire vesaire işte. Hepsinin sertifikası bende, diplomaları. Ondan sonra baktım dedi ki ne abla dedi sana geleceğim ziyaretine dedi. Tamam gel annem dedi para gönderdi sana dedi. Ondan sonra ben de cezaevi o açık cezaevinin Kandıra'daki içinde böyle bir kuaföre gittim efendim. Zaten kuaförde eğitim de görüyordum da hocam da bayan zaten. Buradan da izliyorsa ona da selamlar olsun. Dedim ki kız kardeşim gelecek dedim hocam dedim. Bir düz fön çeker misin dedim. Bir natürel makyaj yapar mısın bana dedim. Açık görüş var bugün dedim. Kantine de gittim orada şey aldım. Kurabiye, pasta, kola, meyve suyu filan. Ondan sonra tabii bacım cezaevine kapısından girişte diyor ki Sibel ablama söylemeyin. Ben annesi vefat etti diye. Çok kötü olur. Sibel abla. Ablam demiş. Ben de ondan önce de geldi ziyaretime. Ama bu kadar gardiyan, infaz koruma memurları yoktu yani benim başımda. Ziyaret yerinde. Açık görüş yerinde. Birden bana ben de seviniyorum böyle. Yeğenimle beraber gelmiş. Yeğenim de o zaman 9, 8-9 yaşlarında. Şimdi de olsun işte bilmem kaç yaşında. Orada kara haberi aldım efendim. Kız kardeşim bana söyleyince dünyam yıkıldı. Dünyam yıkıldı, taş kesildi. Taş kesildi. Oranın yetkilileri cenazesine, mezarına gitmem için 2 gün izin verdiler. Kabul etmedim. Ve 2016'dan bu yana dışarıdayım, özgürüm. Annemin şeyine de gitmedim. Mezarına gitmiyorum da. Çünkü niye? Bana yaşıyor gibi geliyor. Gitsem çok kültürlü bir kadınım aslına bakarsanız beyin olarak ama çok da duygusalım. Yıkılırım efendim. Ondan dolayı gitmiyorum. Bana yaşıyor gibi geliyor. Yani ben şimdi onun mezarını görsem bir gram aklım var. O duygusal amaçlı. Duygusal yönden o da gider efendim. O yüzden. Allah tüm ölen annelerimize, babalarımıza rahmet eylesin. Nur içinde yatırsın. Hasta olan annelerimize, babalarımıza da acil şifalar diliyorum. Hayatta olan anne babalarımıza da Allah'tan uzun ömürler nasip ediyorum. Diliyorum. Bir demet Menekşe demiş ki ne belli efendim belli. Bir gelin ağlıyor çıkarık dolu.
Garibim bir derdi var belli 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 belli. Sor kardeş belli belli. Bir daha düşmez de düşersen eğer, bin defa gözyaşın dünyaya değer. Söyletme kötüyü kendini över. Onun da bir derdi var belli 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 belli. Sor kardeş belli belli. Ha şunu da söyleyeyim gerçekten. Eğer sosyal medyada olmamış olsaydım. Yani şurada iyi kötü bir kanalım var. Cüzi miktarda da olsa emek veriyorum. Severekten yapıyorum. Bir de Günur var. Günur'un da desteği çok efendim. Bu arada unutmuyorum. Her zaman söylüyorum. Eğer öyle olmasaydı yemin ederim... Çark kazinosunda olurdum. Ondan sonra yine çor yapardım. Yine vadehani olurdu. Doğru ya doğru. Anne acısı, evlat acısı. Ben bilmiyorum anneme çok yandım. Tamam babama da yandım da en çok anneme yandım. Aynen aynen canım az olsun temiz olsun hayırlı olsun Sibel Hanımcığım. Teşekkür ediyorum. Çağrı Taner sağ ol canım benim bir tanem. Maşallah işlerinizi sabah halledip eve gelip gene yayın açabildiniz. Evet canım ben bu tür şeylerde disiplinli bir kadını işim olduğunda yani bazen uykusuz da gidiyorum ama biraz uykumu aldım efendim. Evet. Önemliydi efendim çünkü yani her taraftan bloke 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 öyle bir şey başıma gelmedi çünkü daha önceden. Neden öyle oldu? Maliye vergi. Ha, YouTube'un vergisini ödemiyor muyum? Ödüyorum. O ayrı konu. YouTube ile alakası yok. Benim bu evli olan, arabayla olan, bir de daha önceden pezevenk olan bir takıldığım kişi vardı. Ondan dolayı borçlar. Benim o dokümanda yemin ederim iki tane benim bana ait borç. Diğerlerinin hepsi ona ait. Hadi gelsin delikanlıysa şey yapsın. Gene delikanlı Günnur. Allah razı olsun. İyi de öldür, hakkını inkar etme. Kız TikTok çekim de 1000 abone mi var benim orada? Ne güzel 7000 abonem vardı. Günde 15-20 dolar alıyordum. Sigara param, piyiz param, kola param filan çıkıyordu. O da gitti. Bir de insanlar efendim şunu söylüyor. Diyorlar ki ne sahte fakir şey takipçi. Ya öyle bir şey olmuş olsa ben kalkıp da TikTok'a da o zaman alırım. Öyle şey olur mu ya? Ben bakıyorum da mesela adamın 100 bin takipçisi var Instagram'da. Instagram onu uygun görmemiş rozet almaya. Yani etkileşim çok önemli. Ha çekiyorum çekiyorum arada sırada çekiyorum atıyorum. Ha. Evet Şükrü Aksoy selam demiş. Aleyküm selam canım. Hoş geldin canım benim. İzmir'den mi katılıyorsun Şükrü?
Yok yok hayatım. Burada öyle değil yok. Gördünüz efendim videolarımda. Oradan oraya, oradan oraya. Kaç vergi dairesi gezdim yani. Ama çok hanımefendi bir şekilde her insanla barışıyorum. Öncelikle kendimle barışıyorum. Ondan sonra halkla. Yani. Şükrücüğüm ben seni tanımıyorum bir tanem. O yüzden alamayacağım seni konuk olaraktan. Canım benim çok özür diliyorum. Hesaplarınızın çoğu bot takipçili. Sadece bu orijinal bence. Yalan yok. Hayır. Hayır. Öncekiler de bot değil. Sahte değil. Sadece rozet aldığım yer burası. Resmi hesabım. Öncekilerde de şey yok. Bunu kimse yazmış bana. Sibel Baysal Fancı. Olsun yazsın. Ne yapayım? Onunla mı uğraşayım şimdi? Ona mı cevap vereyim ya? Evet, Mickey, hoş geldin canım, hoş geldin. Mickey'inden önce kim geldi? Onu da ismini okuyalım. Emir gelmiş. Hoş geldin efendim, hoş geldin. Bak şimdi şöyle bir şey efendim. Resmi hesap dese, bu resmi hesabın dese yine bir şey demedim. Demem de. Nevzat Akalın merhabalar demiş. Merhaba efendim. Diyor ki diğer hesaplarında da diyor şey var diyor. Sahte takipçi var diyor. Hayır öyle bir şey yok. Eğer bu aktif hale gelmeseydi Instagram bana teslim etmemiş olsaydı ben zaten orada devam edecektim. Ama rozet alamazdım. Nasıl alabilirdi? Videolarımın çok izlenmesi, keşfete düşmesi. Yürü Kervanlarım albümünü çıkarttım. Burada attım efendim en aşağılara inen 140 bin izlenmiş. Keşfete düşmüş. 140 bin ne demek? Toplam analiz olaraktan hesaplasak dün değil evvelsi günü baktık Günur'la beraber 1,5 milyondu. Şu an ben baktım 2,5 milyon olmuş. Ki açılalı kaç gün oldu? Hoş geldin Sena. Hayır yoktu. Yoktu. İzlenme oranına göre veriyor. Veya bilmiyorum. Instagram'ı bilmiyorum. Ama ben kendimce bildiğim kadarıyla hayır bu sahte falan yoktu. Bunu nereden çıkartıyorsunuz? Öyle bir şey olsa söylerim tabii ki yani. Nasıl az önce vergi dairelerine gittim, ettim, adım attım ve sizlerle paylaştım. Daha bunun montajlaması da var yani. O yüzden bot filan sahte şey değil yani. Ama orada 30 bin de olsaydım izlenme oranı önemli. Orada bir istatistik tikler var. Onu demeye çalışıyorum. Ben çok insanlar görüyorum. Mesela 100 bin takipçisi olup da rozet alamayanlar. Reklam alamayanlar. Ben demiyorum ki ne tamam. Diğer açtığım hesaplarda duruyor. Onlarda aktif değilim. Ama oradan ben reklam alacağım. Hayır. Benim reklam aldığım bu. Bana Instagram bana bunu verdi. Ay çok teşekkür ediyorum canım benim. Bir demet menekşe. Ah nerede?
La 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 la. Ay. Canım benim, bana konuk olarak istek gönderdin de ben seni tanımıyorum canım benim. Canım, hanımefendi olursan, konuşmayı bilirsen, kolayı içeceğin yeri de bilirsen sorun olmaz. Demek ki sen girdiğin yerlerde saçmalıyorsun ki ondan dolayı seni anında dışarıya atıyorlar. Tamam. Burada isim önemli değil. Ne mutlu benim fanlarıma. Ne mutlu, ne güzel videolarımı yapıyorlar. Yani izlensinler, gurur duyuyorum. Yeter ki maddi görüntülerimi alıp yapmasınlar. Zaten Günur da açıklamasını yaptı, ben de yaptım. Yapmıyorlar. İzlensinler, tabii ki gurur duyarım. Tabii ki. Sonuçta gene Sibel Baysal dönüyor orada. Yani. Ondan sonra efendim şu biber dolması şey, biber gelsin. Biber dolması yapacağım bugün. Ondan sonra bu video bittikten sonra da ne yapacağım efendim? Çocukları Bestami ile Aruşka'yı da hemen vadiye gidemeyeceğim efendim. Sokağa çıkartacağım. Bir sabah işte çıkartmıştım. Bir de şimdi çıkartacağım gene buraya. Sokağa. Vallahi benim videolarımı güzel yapanlar Raguars Sema mı? Sema kim ayol? Yabancı mı yoksa? Bir tane sevmediğimiz Sema var. Raguar, iyi günler efendim demiş. Lokço, Lars, hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Yani videolarımı taksici Melahat gibisin. Kız kaderin benzemesin. Onu kim çevirdi? Fatma Girik de öldü herhalde. Değil mi efendim? Aysel hoş geldin. Aysel Yozgat'a mı katılıyorsun? Ay, Fatma Girik'in o filmini çok severdim. Şoför Nebahat'i mi diyorsun? Şoför Nebahat filmini. Aynen. Yani işte öyle yapardım. Başım gözüm üstünde efendi. Tabii ki neden olmasın? Menüde biber dolması var efendim. Buyurun gelin, hep birlikte yiyelim efendim. Türkiye'nin en iyi yayıncısı Sibel Baysal'dır. Teşekkür ediyorum. Ragur. Kipolat hoş geldin. Evet, sabah duydum sevgili Niler Albayrak'la efendim kahve içerken evden çıkmadan önce duyduk efendim. Allah ailesine sabır versin.
Cüneyt Arkın vefat etti demiş ikonik. Gönlü zengin Sibel Hanım'ın demiş bir Demet Menekşe. Güler hanımefendi katılmış efendim. 37 Isparta mıydı acaba? Yoksa yanılıyor muyum plakada? Çok şehir gezdim efendim. En son da şunu söyleyeyim. 82. vilayetimiz yapılıyor. 83 müydü? Öyle bir şey herhalde. Anger hoş geldin. Hoş geldin. Anger'e bir el sallayayım. El sallamış bana. Ha, Anger'cim ne yapıyorsun? Bir tanem iyi misin canım benim? Ne var ne yok? Aa, İnce hanımefendi gelmiş efendim. Hoş geldiniz İnce Hanım. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Efendim İnce hanımefendinin de köpeklerime desteğinden dolayı burada teşekkür etmek istiyorum kendisine. Çok merhametli bir hanımefendi. Ayrıca bana yemin ederim ben de asla yalan olmaz. Dedi ki İnce Hanım, İnce Dinçer hanımefendi şu anda iyiyim dedi. Sevgili Gülistan gelmiş, hoş geldin. Evet, İnce Hanım bana dedi ki, Sibel Hanım dedi, ben dedi köpeklerine dedi, mama gönderiyorum. Ayrıca sana dedi, piyiz parası gönderiyorum dedi. Bir de kebap ye benden dedi. İşi gücü rast gelsin. İnce Dinçer hanımefendinin. Bak, Gülistan'a onu yazarsan şimdi seni engelliyorum. Tamam. Hadi. Güle güle. Biraz saygılı olun efendim. Saygılı olun. Ne güzel kalkmış. Hanımefendi buraya gelmiş. Beni izliyor. Sevgili Sivis Gülistan. Kalkıyorsun oradan olur olmadık yorumlar yazıyorsun. Haddine mi kaldı senin? Sabahtan beri niye engellemedim seni? Bak şu anda engelledim. Çünkü Gülistan'a niye laf söyleteyim ben? Veya İnce Hanım'a niye laf söyledi? Gerçi İnce Hanım'a kimse laf söylemedi. Gülistan gelince laf söyledi. E ben de ne yaptım? Engelledim yani. Şu ana kadar ne kadar güzel muhabbet ediyordun, soru soruyordun, cevaplıyordum. Gülistan, demek ki Gülistan'ı çekemiyorsun. Çok çirkin bir şey yani. Birbirlerimize saygı göstermediğimiz süre içerisinde yani ne olacak böyle? Katılamazsın ki zaten, engelledim seni. Gülistan'a laf söylediğin için. Aynen Recep, aynen canım. Meral hoş geldin canım. Bak gene gelmiş buraya. İkinci feki açmış. E gene şimdi seni engelleyeceğim buradan. Heh. Royko hoş geldin. Aa, bu da Gülistan'a takmış. Gülistan'ın Babilofu herhalde tatlı geliyor buna. Şunu da bir engelleyeyim tekrar. Ha. Roy hoş geldin canım. Burak abla abla geldi yine demiş. Evet. Ya ben kimseye laf söyletmem hayatım. Kimseye niye laf ya niye söylüyorsun ki yani o kadına? Kadın kendi halinde mücadele ediyor. Gurbet ellerde. Onunla sorunun varsa
Burada yansıtma ve sorunu olacak olan bir kadın da değil yani. İnci Dinçer hanımefendi demiş ki ne? Solistim çok seviyorum. Seni biliyorsun. Sonra görüşüyoruz. Çalışıyorum ben. Çok teşekkür ediyorum sevgili İnci Dinçer hanımefendi. Allah kolaylık versin efendim. Ben de seni seviyorum. Bir tane. Evet, Roy Cook efendim, Rosette. Rosette olayı efendim. Burak demiş ki ne, çok haklısın ablacığım. Tabii ki Burak, yani gurbet ellerde nice insanlar var. Yani senin onunla sorun olamaz ki. Gülistan bir kere kimseye karışmaz. Kimsenin dedikodusunu yapmaz. Böyle bir insan yani. Gülistan yerine bak hanımefendi İnci Dinçer geldi mesela. Çalışıyorum Sibel Hanım dedi. Ayrıldı. Onun yaptığı iyiliği de söyledim ben burada. Günür'ü de söyledim. Gülistan da benim kadim dostum. Ben ona laf söyletir miyim? Veya başka birisi gelse. Mesela şu an kim var? Bana istek atmış, İsmet atmış. Tanımıyorum ben İsmet'i. Roy Cook gelse ona laf söyletir miyim? Hayır. Rozet aldı diye mi? Hayır efendim. Haksızlığa gelemem ben. Yapmayın. İşiniz gücünüz efendim onu bunu şey yapmak. Meral hanımefendi gelmiş. Bu kadar yayınlara katılırım. Sizin asaletiniz başka demiş. Teşekkür ediyorum efendim. Meral hanımefendi. İrem hoş geldin canım. Evet. Bir de utanmadan oradan diyor ki Nazar Şengül. Bu şey değil miydi ya? Yok o Zümrüt Şengül'dü. Değil mi o ablanın adı? Ha. Evet. Evet İrem demiş ki Sibel Hanım sizinle yüz yüze sohbet etmek istiyorum. Nazar Şengül demiş ki Nazar'cığım öyle şeyler yazma ablacığım biz Lubunya'yız. Gelecekte iyi bir insan olabilir. Olabilir. Senin yazmaya hakkın yok. Canım benim. Rozetler nerede mi? Ben rozet için açmadım canım. Rozet atanlar da oluyor, atmayanlar da oluyor. Atanlarla da sohbet ediyorum, atmayanlarla da sohbet ediyorum. Çok merak ediyorsan rozetin nerede olduğunu, o zaman sen kendin atarsan o rozeti sen kendin görürsün. Rozet nerede diyerekten beni aşağılama. Tamam? Aşağılayamazsın beni. Tamam? Benim adım Sibel Baysal. Az önce rozetler geldi. Eğer sen görmüyorsan ben ne yapayım? Hesap mı vereceğim? Muhasebeci misin sen benim? Hayır. Beni de aşağılar gibi, dalga geçer gibi rozetler nerede? Atan alır, atmayan almaz. Bu kadar basit. En azından senin gibi seviyemi düşüremeyeceğim senin için canım. Ha yok. Yemin ederim telefonu hazırdı. Bekleyemedi. Biricik Sultan'dan bahsediyorlar. Telefonu ne oldu? Buyurun efendim. Onu Günür de biliyor. Şey de biliyor. Biricik de biliyor benim alacağım onu. Aa burada. Göstereyim. Kendi ne yaptı efendim? Bekleyemedi. Bekleyemedi efendim. Uykudan uyanmadı dedi. Yok postaneye bilmem neydi dedi. Yemin ederim Biricik Sultan'a almıştım bunu. Gönderecektim. Buyurun.
Uyanamadım. Tamam, doğru. Uyandığım zaman da postane kapalıydı. Postane ile vermiş olduğu huzur evi adresine ben telefonu aldım, gönderecektim. Şu telefon zaten benim. İki telefon kullanıyorum ben. Biri Gündür'le, biri de burada. Yemin ederim biriciye aldım ben bunu. Gönderecektim. Buyurun efendim, ispatı. Ay, bekleyemedim efendim, uyanamadım. Bir uyandım saat 4, kahve içeyim, kendime geleyim, giyineyim, ne yapayım? Markası ne olursa olsun telefonun. Sonuçta yayın açacaktı, sıkılmasın diyerekten kalktım, şey yaptım, gönderecektim. Ama 2-3 gün bekleyemedi efendim, kalktı hemen yayın yaptı orada. Samsung. Samsung. Bu da markasını şaşırdı. Bekleyemedi. Biricik hemen ondan sonra alındı. Yani dedi ki herhalde benimle dalga geçiyor. Ulan seninle dalga geçmiş olsan biricik. Zaten sana cezaevinde önüne yemeğini getirmezdim, çayını getirmezdim, seni de orada yıkamazdım. Banyonu yaptırmazdım. Bir bekleseydin 2-3 gün daha. Yani. Evet efendim, katıldığınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Vergi dairelerine gezdik, ettik. Efendim, bunları şey yapacağım. Montajlayacağım. YouTube kanalım Baysal TV'ye atacağım efendim. Son olarak birkaç yorum okumak istiyorum. Ondan sonra videoma son vereceğim. Ha, sen beni ararsın, Özdağ'dan yazarsın, o şekilde bir olabilir. Neden olmasın? Antişoşak. Öpüyorum efendim. Kendinize iyi bakın. Baysal TV'de evet, bugün biber dolması var efendim. Evet, biber dolması. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın efendim.